فيعباد الله يوصيكم تقوى الله تعالى وطاعته إن الله مع الذين تقوى والذين هم محسنون. Yüce Rabbim şöyle buyuruyor. Allah hanginizin ameli daha hayırlı olduğunu imtihan için ölümü ve hayatı yarattı. O, yani Allah Celle Celaluhu azizdir ve affedicidir. Nasıl mı? Örneğin, değerli kardeşlerim, vaktimiz, saatlerimiz ve dakikalarımız en değerli nimetlerimizdir. Ahiret imtihanına hazırlıklı olmamız lazım. İnna Allaha ve melekatehu yusalluna ale'n-nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Resulünün yolundan çıkarsa Allah ve Resulünü memnun etmezse işte insanlara. Bundan yaklaşık 3 ay önce işitme engelliler ile alakalı olarak eğitim aldım. Diyanet İşleri Başkanlığı önderliğinde Kastamonu vilayetinde dini eğitim aldıktan sonra Kütahya'mızda Halk Eğitim Merkezi'nde bir ayda kurs gördüm işitme engellilerle alakalı olarak. Ben daha önce bir seneyi aşkındır talebelerim vardı çalışan kesimlerden. Onlara Kur'an-ı Kerim öğrettim işaret diliyle. Allah olsun Kur'an okumaya başlayanlar var. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Onlara hutbeyi de işaret diliyle sunmak için gayret ve efor gösterdim. Ve elhamdülillah bunu da başardık. Daha da artıracağıma inanıyorum. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki, hocam biz önceden hutbede uyuyorduk. Yanımızdakiler dürtüyor, uyanıyorduk. Ama şimdi hutbeleri dinliyoruz ve anlıyoruz diyorlar. Bu beni oldukça memnun etti. İnşallah bundan sonra kat kat artırarak bu hizmetleri sunmaya devam edeceğim inşallah. Evet, aynı şekilde biz de her hafta Cuma'ya gelsek de hutbeden hiçbir şey anlamıyorduk. Çok sevindim. Hocamın bu uygulamasından dolayı çok memnun oldum. Zulüm yaparsa, haram yer, haram içerse, işte o zaman da zarar etmiş olur. Evet. Evet. İşaret diline anlattığı için ben çok memnun oldum diyor. Ben çok faydasını gördüm. Daha önceden böyle bir uygulama olmadığı için hep burada boş boş oturuyorduk. Ne için geldiğimi anlamıyordum. Hocam için çok dua ediyoruz.